Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı, ay yıldızın gölgesinde ana kucağı, doğu batı kuzey. İkinci yüzyılın ilk lideri Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcılarım, İzmir ve Manisa'nın çok kıymetli il başkanları, milletvekillerimiz, çok değerli belediye başkanlarım, muhtarlarımız, önceki dönem belediye başkanlarımız, biraz sonra bahsedeceğimiz kent marketleri ismini verdiğimiz merhum belediye başkanlarımızın yakınları, çok değerli onur konuklarımız, sevgili Çamdibililer, Bornavalılar, İzmirliler, hepiniz temel atma ve açılış törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Genel Başkanımıza, çok sevdiği İzmir'e, büyüdüğüm dediği Bornova'ya ve onu çok seven Çamdibililerin arasına tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Burası sizi çok seviyor. Burası sizi çok özel görüyor. Tekrardan hoş geldiniz. Türkiye'de bir değişim devrimi yaşandı. Anadolu'nun bozkırı sarıdan kırmızıya döndü. Ve bu devrimin temel anahtar cümlesi değişimdi. Temel mottosu değişimdi. Bizlere de Sayın Genel Başkanımız bir görev verdi. Bu değişimi topluma, vatandaşlarımıza hissettirmekti bu görev. Biz de bu görevi yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biraz önce Sayın Genel Başkanım videoda izlemiştiniz. Ömer'in yönettiği ilçe dedi. Ben de burada aynılarını tekrar etmek istiyorum. Benim ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımın yönettiği ilçelerde her yer tüm yol bozuklukları çözecek. Her yer asfaltlanacak. Her yerdeki spor alanları layık olduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz şekle gelecek. Her yerde vatandaşlarımızın yatağa aç girmemesi için sosyal yardımlarımızı en üst seviyede hayata geçireceğiz. Hak ettiğiniz hizmet neyse bunu sonuna kadar sizlere sunmak için elimizden geleni fazlasıyla sunmaya çalışacağız. Çünkü bizim bu memlekete getirmemiz gereken bir iktidar var. O iktidarın da yolu, Genel Başkanımızın da dediği gibi, belediye başkanlarının elindeki anahtarda. Biz de o anahtarı sizlerden aldığımız emanetimizle namusumuz gibi koruyup Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolunu, Mustafa Kemal'in ilke ve değerlerini bu ülkede hakim güç, hakim unsur haline getireceğiz. Bunun için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada sosyal belediyecilik anlamında özellikle yaptığımız çalışmaların bir açılışını gerçekleştireceğiz. 9 tane kent market, 3 tane de kent lokantası hedeflemiştik. 7 kent marketimizi bugün itibariyle açtık. 2 tane, birinin temelini attık. Diğerinde bir ufak bir pürüzü kaldı. Onu da önümüzdeki birkaç gün içerisinde hayata geçireceğiz. Ben öncelikle sözü de çok uzatmak istemiyorum. Bu 9 kent marketi ismini verdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye siyasetine damga vurmuş 9 merhum belediye başkanımızın yakınları burada. Onları onur konuğumuz olarak genel başkanımızın konuşmasından önce onları sahneye davet etmek istiyorum. Burada temelini atacağımız tesislerden 2 tanesi için de kendisi bugün buraya gelemedi ama çok selamlarını iletti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Işıkkent'te açacağımız tır garajının ve bugün açtığımız motokurye parkının arazilerini belediyemize tahsis ederek uyumlu çalışmanın
çok güzel bir örneğini İzmir'de sergiledik kendisiyle beraber. Onu da selamlarını iletiyorum. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Hepinizin kimi dinlemek istediğini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanını, ikinci yüzyılımızın ilk liderini, Türkiye'de değişimin öncüsü, Büyük Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i sahneye davet etmek istiyorum. Doğu, batı, kuzey, güney yok ayrı gayrı. Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Doğu, batı, kuzey, güney yok ayrı gayrı. Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Cumhuriyet Halk Partisi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün, yarın kızım Türkiye'den ayrılacak, bir 6 ay süreyle kızımı göremeyeceğiz. Onun için de sen ne anlatıyorsun anlamadım. Biriniz yardımcı olun gelsin anlatsın bana. Biriniz yardımcı olsun gelsin anlatsın bana. Gel gel. Birisi yardımcı olsun gelsin anlatsın bana, köpek falan diyor, gelsin. Gel gel güzelim, gel arkadaşım. Alın biriniz, alın getirin, derdi neyse anlatsın. Oturtun benim yerime, benim yerime oturtun. Hemen oraya genel başkan yardımcılarının yanına oturtun. Aydın'da köpekle ilgili bir sorun varmış. Bütün Türkiye'nin sorunlarını çözen Cumhuriyet Halk Partisi senin derdini mi dinlemeyecek? Gel buraya. Gel. Gel. Değerli, bugün benim aileme ayırdığım bir gün, bir gün. Kızım yarın Türkiye'den ayrılacak, uzun süre onu göremeyeceğiz. Onun için bir günlüğüne Manisa'ya geldim. Bornova Belediye'mizin de biraz önce bahsedildiği gibi çoktandır bekleyen açılışları var. Ben bugünü aileme ayırdım dedim. Ömer de dedi ki, burası da ailen ki çam dibine çağırıyorum dedi. Benim akrabaların olduğu yere. Öyle olunca çam dibine gideceğiz deyince, yani suyun öteki tarafından gelen, Bulgaristan'dan gelen, Makedonya'dan gelen, Bosna Hersek'ten gelen akrabalarım olunca koşa koşa geldim. Hepinize merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün buraya tabii ki İzmir'imizin ve memleketim Manisa'nın iki değerli il başkanı bana eşlik ediyor. Genel başkan yardımcılarım, parti sözcümüz, İzmirli MYK üyelerimiz eşlik ediyor. Sayın Gökhan Zeybek, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, belediye programlarının hepsinde olduğu gibi sağ olsun bana eşlik ediyor. Milletvekillerimiz burada, birbirinden kıymetli, çalışkan belediye başkanlarımız burada, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bütün örgütümüz burada. Hepsi adına sizlere merhaba diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ertürk Çapın Başkan benimle gibi benden çok yıllar önce Bornova Anadolu Lisesi'ne gitmiş. Bornova Anadolu Lisesi'ni benden yıllar önce bitirmiş. Şimdi Bornova'da örgütümüzün başında ilçe başkanımız. Ömer kardeşim biraz önce kendisi de ifade etti. Değişimin önemli yüzlerinden bir tanesi. Ama en önemli tarafı da Bornova'da erkek öğrenci yurdunda okumuş. Bornova gibi öğrenci kentidir. O kentteki öğrencinin beklentilerini bilen, yurttaki çocuğun
gencin sorunlarını bilen, kentle üniversite nasıl entegre olabilir, birbirine değer katabilir, birbirine sahip çıkabilir diye bilen, sonrasında İzmir'e yerleşmiş, burada belediyede görev yapmış, sendikacılık yapmış, yani saatin vidasından gelen gencecik bir arkadaşım. Ben hem Ertürk Başkanıma hem Ömer Başkanıma uyumlu ve Bornova'ya gayet güzel hizmetler üreten çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben 1985'te geldim. Okula kaydımı yaptırdım. 10 yaşındaydım. Annemden babamdan ayrıydım. Ellerim titreye titreye bir kayıt belgesi yaptım. Biraz önce il başkanım Bornova Anadolu Lisesi'nden o kayıt tutanağını bulmuş. İlk fotoğrafımı bulmuş. İlk karnemi bulmuş, bana getirdi. Birazdan onu da getirecek hep birlikte. Sizinle o 1985 yılında yolumun Bornova ile ilk kesiştiği günkü attığım imzayı, yazdığım yazıyı da göreceğiz. O günden bugüne ben Bornova'dayım. Önce ortaokul, sonra lise, Ege Üniversitesi Eczacılık, sonrasında kısacık askerliğin acemiliğinde yoktum. Dönem ikincisi oldum. Nereye istersen git dediler. Bornova bulamadım. En yakında Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nı buldum. Ama yine Bornova'dan ayrılmadım. Kızım Bornova Anadolu Lisesi mezunu. Gönlümüz burada. Babamın doğum yeri Bornova. O açıdan gerçekten telimenin tek anlamıyla bugün kendi memleketimdeyim. Sizlerle birlikteyim ve bu durumdan çok memnunum. Bugün burada her iki kişiden birinin oyunu aldığımız bir ilçedeyiz. Bize seçimlerden önce destek verin dedik. Ömer'e inanın, Ömer'e güvenin dedik. Sizi mahcup etmeyeceğiz dedik. Ve bugün burada daha o seçimden 5 ay geçtikten sonra, biraz önce Ömer de söyledi, 5 yıl sonra değil, 5 ay sonra Bornova'da neler yapıldığını konuştuğumuz, çok sayıda açılış yaptığımız ve bundan sonrası için de temeller attığımız bir törendeyiz. İlk 5 ayda bunlar yapılabildi ve bunlara niyet edildi, temelleri atıldıysa, bundan sonra Bornova 5 yıl boyunca, İzmir 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler görecek. Ona inanıyorum. Ömer Başkanı, belediye grubumuzu, meclis grubumuzu, hangi partiden olursa olsun belediye meclis üyelerini ve Bornova Belediyesi'nin bütün emekçilerini yürekten kutluyorum. Emeklerine sağlık. Bugün burada 18 açılış yapacağız. Temel atmalar yapacağız. Bir kısmını gezdim, gördüm. Bunların arasında motokurye parkı da var. Kent markette var. Kent lokantasına girdim. Bir kuru fasulyenizi yedim. Kent akademisine gittik. 3500 öğrenciye verecek eğitim yuvamızı gördük. Sağlıklı atıştırmalıklar üretim tesisinden Abide-i Hürriyet Parkı'na, Minya İzmir projesine kadar birçok hizmetinde temelini atacağız. Bir tanesininkini attım geldim. Manisa'mıza 15 dakika, Bornova'mıza 15 dakika mesafede malum Sarnıç köyümüz var. Köyün camii içine girilemeyecek durumda. Depreme dayanıksız. Muhtarın talebi, müftülüğün talebi vardı. Ömer kardeşim de sağ olsun orada bir proje yapmış. Alt tarafı şadırvan, üst tarafı Mescid-i Aksa'yı model alan bir camiyle hem Filistin'e dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Hem
seçimlerden önce sıkışınca efendim bunlar gelirse bayrağı indirecekler. Bunlar gelirse ezanı dindirecekler. Bunlar gelirse vatanı böldürecekler diyen iftiracılara inat, camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz. Biz bu ülkedeki herkesi ne inancına, ne doğduğu yere, ne etnik kökenine göre değil, hiç kimseyi ayırmadan biz Bornova'yı, İzmir'i, Türkiye'yi bağrımıza basıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi budur. Bundan büyük gurur duyuyorum. Biz gücümüzü milletimizden, güvendiğimizi, güvenimizi de yaptığımız işten ve o işin ehli belediye başkanlarımızdan alıyoruz. Ülke genelinde 412 belediyede Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla halka hizmet sunuyoruz. Pandemide, doğal afetlerde milletin yanında duruyoruz. İktidarın neden olduğu ekonomik krizde vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılarda sosyal projelerle, sosyal belediyecilik anlayışıyla onların yanında duruyoruz. Öyle mahalleye bir tane araba çekip, partinin mahalle başkanını çağırıp, AK Parti'ye üye olanın önüne kömür atıp, gidip evine kapıdan AK Partili mahalle başkanını göstere göstere evlere buğday dağıtalım, bulgur dağıtalım, makarna dağıtalım, un dağıtalım, yoksulluğu yönetelim, oylarını alalım diye bakmıyoruz. Bugün Ömer bizi kent markete götürdü. Market arabasını ben aldım. Elime hiçbirinizin kime verildiğini bilmediği, bir elin verdiğini öbür elin görmediği bir kart verdiler. Arabayı ben sürdüm. Gökhan Zeybek, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız. Bir aileye ne lazımsa irmik aldı, un aldı, kuru fasulye aldı, ayçiçek yağı aldı, zeytinyağı aldı, diş fırçası aldı. Küçük çocuk için alt üst takım yazlık kıyafet aldı. Aldı çocuk bezi aldı. Kasaya gittik. Markette alışveriş yapar gibi. Hesabı çıkardılar. Efendim dediler, 52 kredinizi kullandınız. Daha kullanacak size 68 krediniz var. Araba doldu. Kartı çektirdik. Marketten kredi kartıyla alışveriş yapar gibi torbamızı doldurduk. Uygar bir şekilde, yoksulluğumuz yüzümüze vurulmadan, birileri bize bak partiye üye oldun da boğazından iki lokma ekmek geçecek demeden, kim olduğuna bakmadan, hangi partiye oy verdiğine bakmadan bir sosyal yardımın nasıl yapılacağını Ömer bugün bütün Türkiye'ye gösterdi. Ona ve bunu bütün Türkiye'de uygulayan bütün belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işimizi yapıyoruz. İktidara da görevini hatırlatıyoruz. Bizim işimiz kent lokantası. Bizim işimiz kent market. Bizim işimiz asfalt. Bizim işimiz bir tek çocuğun yatağa aç girmemesi. Bizim işimiz yaşlılarımıza sahip çıkmak. Bizim işimiz kreş. Bizim işimiz anaokulu. Bizim işimiz olmasa da eğer ki eksik kaldıysa devlet, cami yapmak, okul yapmak. Ama bu iktidarın işi yarattığı bu büyük ekonomik krizi çözmek. Bu iktidarın işi işsizliğe çare bulmak. Enflasyonu düşürmek. Enflasyonu sıfıra getirmek. Bunların işi hayat pahalılığını durdurmak. Oysa
bunlarla hiç uğraşmayanlar bambaşka işlerle uğraşıyorlar. Geçen gün biraz önce Aydın'dan gelen hayvansever kardeşimi oturttuğum sandalyeye Dilruba kızımızı haksız yere içeri konulan, haksız yere 20 gün hapiste tutulan Dilruba'yı getirip oturttular. Dilruba'ya cezaevinde dedim, Dilruba seni burada bırakmam. Seni bugün değilse yarın salacaklar, mecburlar, o gün akşam bıraktılar. Ama dedim ki, söylediğin sözde kalbi kırılan olmuş olabilir. O söze dikkat edelim. Aman ha, birilerini kırarsak, birilerini itersek, birilerini üzersek, bu ülkede yeniden kutuplaşmaya yol açarsak, bu birilerinin istifade etmeye çalıştığı bir duruma dönüşmesin. Efendim, o günden sonra vay efendim Dilruba'yı yanına oturttular. Vay efendim onu dediler, bunu dediler diye konuştu durdular. Üstünden 8 gün geçti. Teğmenlerin yemin törenindeki kılıç çatma hadiselerini yeniden gündeme getirdiler. Bir tek amaçları var. AK Parti iktidarı baş aşağı gidiyor. 31 Mart'ta kurulduğu günden sonra ilk kez ikinci parti oldu. Neden ikinci parti oldu? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. O günden bugüne dur abicim, dur gözünü sevdiğim, dur onun da yeri gelir, dur bir lafı dinle, bir sonunu dinle. Bir daha söylüyorum, ben akrabalardan memnunum, örgütten çok memnunum, ancak genel başkan gelecek, o gelince şu tezahüratı atın. Vallahi yüreğinden geçip alkışlayan alkışlasın. Ama bu gençlere önceden tezahürat mezahürat görevi vermeyin kardeşim ya. Vermeyin. İçinden gelen alkışlasın. Ne beni övsünler. Ömer Eşki'yi buraya çıkınca Bornova Gençlik Kolları, Bornova seninle gurur duyuyor demesinin bir kıymeti yok. Ömer Eşki'ye bunu Çambibindeki vatandaşın söylemesinin kıymeti var. Onlar da söylüyor zaten. İşin özeti, Tayyip Bey bu kötüye gidişi gördü, kutuplaşmak istiyor. Tayyip Bey bu kötüye gidişi gördü, bundan dolayı bir gerginlik çıkarmak istiyor. Ama Dilruba'dan çıkarıyor, ama Teğmenlerden çıkarıyor. Ama Tayyip Bey'in bir tane amacı var, kavga etmek, gerilim çıkarmak, açlığı, yoksulluğu, sefaleti unutturmak istiyor. Yıllardır yaptığını yapmak istiyor. İstiyor ki, evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike çok büyük, oyu yine de bana vermelisin. Yoksa vatanı böldürürler, yoksa ezanı dindirirler, yoksa bayrağı indirirler. Öyle ucuz, öyle kolay, öyle bedava siyaset, enflasyonu düşürmeden, yoksulluğu bitirmeden, işsizliği çözmeden oyları toplamak, sarayda sefa sürmek, o dönem bitti. Şimdi mesele vatandaşı duyma, onun derdini çözme dönemi. Bu kadar çok derdi çözemeyeceğim diyorsun. Biliyorum, sen çözümün değil, sorunun adresisin. Ama bu sorunların hepsinin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden dün çıkmış diyor ki, enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğim.
İlk bunu söylediğinde yıl 2017 idi. 7 yıldır millete aynı sözü veriyor, tutmuyor, tutamaz. Ya göle maya çalıyor, ya tutar satıyor, tutturamaz. Lafla peynir gemisi yürüsün istiyor, yürüyemez, yürütemez. En son bunu söylediğinde 2017'de enflasyon %12 iken ilk söylediğinde tek rakama indireceğim dedi, %100'lere çıkardı. Şimdi 2023'te %65'teydi enflasyon, halen daha tek rakama indireceğim diyor. Bu sene sonu hedefleri, kendi hedefleri 38'di, 41 olarak düzeltmişler. 50'nin altında kimse beklemiyor, hala daha tek rakama indireceğim diyor. Enflasyonun %50 olması demek, 100 lira olan malın bu sene 150 lira olması demektir. Bu enflasyon hesabını Tayyip Bey TÜİK'e kendine göre kurduğu, daha doğrusu kendi denetimini aldığı bir kuruma yaptırıyor. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun kısaltması. Tayyip Bey'i üzmüyor ama emekliyi üzüyor, asgari ücretliyi üzüyor, çalışanları üzüyor. Çünkü herkes zammı buna göre alıyor, TÜİK hesabı düşük yapıyor, milletin cebindeki parasını çalıyor. Ama enflasyon %60'tan 50'ye düşünce anlatıyor ki ben enflasyonu düşürdüm. Enflasyon sıfır olursa fiyatlar durur, sabitlenir. Eksi olursa fiyatlar düşer. %50 enflasyon demek bugün 100 liraya aldığım malı seneye 150 liraya almak demektir. Bu gerçekliği hiç kimse göz ardı etmemelidir. Ve şunu görüyoruz ki bu iktidar kesinlikle ve kesinlikle ekonomiyi iyi yönetememektedir. Bu ülkenin geleceğine yönelik doğru işler yapmamaktadır. Bu iktidarın artık süresi dolmuştur. Ülkeye verebilecek hiçbir şey yoktur. Bu işin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Biraz önce söyledim. Asla ve asla kutuplaşmanın oyununa gelmeyeceğiz. Bana geçen gün çıktı, diyor ki efendim Dilruba AK Parti seçmenine laf etti, Özgür Özel özür dilesin. Dün İzmir Havaalanı'nda sordular. Dedim ki bak kardeşim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Özür dileyecek bir cümle söylemedim. Tayyip Erdoğan'dan özür dileyecek benim hiçbir şeyim yok. AK Partilileri kıracak, üzecek hiçbir şey söylemedim. Ama o kızımız üzdüyse o kızımız adına o sözleri ben telafi ederim, ben özür dilerim. Yeter ki bu memlekette kalbi kırık, gönlü kırık bir vatandaş kalmasın. Çünkü onların hedefi bizim birbirimizle tartışmamız. Bunlar buradan başka bir şey bağırsın, AK Parti gençlik kolları başka bir şey bağırsın, ülkede çatışma olsun, bunun üstünden milletin karnı doymasın ama Tayyip Bey oylara doysun. Öyle bir hesaba asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu memlekette iktidar değişip de Cumhuriyet Halk Partisi gelip de vergide adaleti sağlayıp da, yani onun vergi borçlarını affettiği şirketlerin her birinden gerçek anlamda vergi alıp, hak yiyenlerden milletin hakkını alıp, çok kazanandan çok,
az kazanandan az vergi alıp hiç kazanmayandan hiç vergi alınmayacağı bir düzen kurulana kadar hepinizin evladı istediği gibi bir işte çalışana kadar, herkesin karnı doyana kadar, herkesin çocuğu en iyi okullarda ücretsiz okuyana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi durmayacak, bitmeyecek, hep birlikte devam edeceğiz. Öbür taraftan Ömer Çelik çıkmış diyor ki, efendim Özgür Bey diyor, Harbiyelilerle Harbiye'deki teğmenlerle İmam Hatiplileri karşı karşıya getirmeye çalıştı. Ben hayatımda bu kadar utanç verici, bu kadar gerçekten söyleyenin utanmadan söyleyebileceği bir yalan görmedim. Ben çıktım dedim ki, ey Sayın Erdoğan, teğmenler kılıçları çatalı bir hafta oldu. 8 gün sustun. 8 gün sonra çıktın, o teğmenlere dünyanın lafını ettin. Çünkü sana dediler ki kavga çıkarmamız lazım. Normalleşme CHP'ye yarıyor, kavgaya dönüşmemiz lazım. O gün o lafı nerede ettin? İmam hatiplerin olduğu yerde ettin, derneklerinde ettin. Ve sen bunu yaptın, İmam hatiplilerden tezahürat aldın, alkış aldın ve İmam Hatip'le teğmenleri karşı karşıya gösterdin. Dedim ki bu ülkede İmam Hatipliler de bu ülkenin evladıdır, teğmenler de bu ülkenin evladıdır. Onları ayrıştırmaya, onları çatıştırmaya hiç gerek yok dedim. Çıkmış Ömer Çelik diyor ki, Harbiyeliler de İmam Hatipliler de milletin değerleridir. Ömer Bey, o laf benim lafım, benim. 2 gün önce ben söyledim. Sen İmam Hatiplilere teğmenleri hedef gösteren Tayyip Bey bunu söyleyeceksin. Ha, neden rahatsız oldunuz? Yeminde rahatsız olacak bir şey yok. Teğmenler ne demiş? Mustafa Kemal'in askerleriyiz demiş, ondan rahatsız olmuşlar. Bak Tayyip Bey, burada her partiden insan var. Ağırlığı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yerden gelmiş insanlar. Bu ülkede eğer teğmenlerin hepsi bunu söylüyorsa rahat uyu. Korkacak bir şey yok, Türkiye'nin düşmanları korksun. Ama o orduda bir tane teğmen bile o sözü söyleyemiyorsa o zaman oturup düşünmek lazım. O yüzden öyle gençlik kollarının falan organizesiyle değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerileri söylüyor. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Buradan Tayyip Bey'e bir kez daha söylüyorum. Yanındakiler seni yanıltıyor. Diyorlar ki, efendim, Türkiye'de kavga olursa biz kazanırız, kavga olmazsa CHP kazanır. Kavga çıkaralım, kazanalım. Bakın, kavgadan ne AK Parti kazanır, ne CHP kazanır. Ama bütün millet kaybeder. Onun için buradan bir kez daha söylüyorum. Sağındaki, solundaki akıl verenleri bırak. Yeterince bu ülkeye hizmet ettin. Bu sana yeter. Bundan sonrasıyla ilgili
bu kötü planları, kötü oyunları, gerginlik, çatışma hesaplarını bırak. Bu ülke artık kavga istemiyor, gerginlik istemiyor, sürtüşme istemiyor. Bu insanlar kardeşlik istiyor, barış istiyor, kol kola girmek istiyor, geleceğe umutla bakmak istiyor. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak gencimizde, kadın kollarımızda, yöneticilerimizde, milletvekillerimizde son derece dikkatli olacağız. Onlar kavga isteseler kavga etmeyeceğiz. Küfretseler cevap vermeyeceğiz. Hiçbir gerginliğin tarafı olmayacağız ve size söz veriyorum, böyle gittiğimiz takdirde bir seneyi biraz geçsin, hep birlikte iktidar olacağız. Hep birlikte iktidar olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde yaptığı her doğru iş vatandaşın gönlünde yerimizi bir mertebe daha yukarıya çıkarıyor. Onun için bütün örgütümüz belediye başkanlarımızın yaptığı işlere sahip çıkacak. Onları anlatacak. Onların eksiklerini kapatacak. Duyduklarını gelip söyleyecek. Hep birlikte en iyi hizmetleri hep beraber üreteceğiz. Belediye başkanlarımız çalışacak. Örgütümüz çalışacak. Partimiz güçlenecek, partimiz kazanacak, Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca Türkiye kazanacak, hepimiz kazanacağız. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki, geçmiş dönemde AK Parti paradan 6-0 atmakla övünüyor. Bunda övünecek bir şey yok. 6-0 attılar, fiyatlardan da 6-0 attılar, maaşlardan da 6-0 attılar. Giderden de 6-0 attılar, gelirden de 6-0 attılar. Biz öyle 6-0 falan atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız ama o sıfırı sadece fiyatlardan atacağız. Maaşlardan sıfır atmadan fiyatlardan sıfır atacağız. 10 yıllık CHP iktidarının sonunda alım gücünü bugünün 10 katına çıkaracağız. 10 katına. Bu nasıl olacak? Uzun uzun ekonomistler anlatıyor. Makroekonomik planları anlatıyorlar, anlatacaklar. Para politikasını anlatıyorlar, anlatacaklar. Adil bir vergi sistemini hazırlıyorlar, anlatacaklar. Güçlü bir istihdam modelini hazırlıyorlar, anlatacaklar. Ekonomik kalkınma modeli, sanayileşme modeli, güçlü ve yüksek katma değerli bir sanayinin inşasını hep birlikte hazırlıyoruz, anlatıyoruz. Arkadaşlar anlatacaklar. Ama temel hedef Atatürk'ün gösterdiği hedef, gelişmiş ülkeleri yakalayıp da geçmek. Hangi ülkeler onlar? Avrupa Birliği ülkeleri. Ne kadar Avrupa Birliği'nde milli gelir? $54.000. Tayyip Bey'in öve öve bitiremediği, zaman zaman oraya mı girsem dediği Şangay İşbirliği Örgütü var. O örgütün çok zengin, çok güçlü, gücü kendine, bazı ülkeleri dışında tüm üyelerinin geliri $4.500. Arada 12 kat fark var. Cumhuriyet Halk Partisi bu geminin birinci kaptanının, ilk kaptanının, ülkenin kurucusunun gemiye verdiği istikamette gidecek, Avrupa Birliği'ne tam üye olacak, alım gücü bugünün tam 10 katı olacak. Bunu hep birlikte yaşayacağız.
burada Bulgaristan'dan göçmüş, gelmiş Bulgar Türk'ü dünya kadar vatandaşımız var. Doğru mu? Bir göreyim elleri, bir göreyim. Eskiden Bulgaristan'dan geliyorlardı. 4 tane leva veriyorlardı. 1 tane Türk lirası alıyorlardı. Doğru mu? Şimdi ne kadar, kaç, 1 Türk lirası 4 levayken şimdi 8 Türk lirası veriyorsun, 1 leva alıyorsun. Doğru mu? Bakın, o günden bugüne 32 kat fark oldu parada. 18 diyor. O günden bugüne paradaki aradaki farka bakın. Neyi? Tamam. Elbette. Ve şu kadarını söyleyeyim. O günden bugüne diyor ki 4 leva alırken şimdi 18 lira verip 1 leva alıyoruz. Bu Bulgaristan Türk'ü kardeşlerim. Bunun bütün hepsine şahit oldular. Bütün hepsine. Arada bu kadar büyük bir fark var. Bu sadece ve sadece bu ülke kötü yönetildiği için ve oradaki ekonomi buradakinden iyi yönetildiği için gerçekleşiyor. Geliyorlar, azıcık para bozduruyorlar. Edirne'den taşıyamayacakları kadar şey alıp sınırı geçiyorlar. Bu Artvin'de de böyle, yurt dışından gelen gemiden inen turistlerde de böyle. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında paranın değerini bugünkünden 10 kat fazla yapmanın yolu Avrupa Birliği'ne girmektir. Tam üye olmaktır. Tayyip Bey gibi önüne gelenle kavga etmek değil, Cumhuriyet Halk Partisi gibi Avrupa Birliği'ndeki herkesin desteğini almak, bu ülkenin geleceğini kurtarmaktır. Boynumuzun borcu budur. Değerli Çamdibililer, bundan böyle kime emanetsiniz? Bundan böyle Ömer'e emanetsiniz. Hemşerilerim Ömer'den memnun mu? Siz memnunsanız ben de memnunum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak her geçen gün biraz daha güçlendiğimizi, her geçen gün işlerin biraz daha yolunda gittiğini, her geçen gün iktidara biraz daha yaklaştığımızı hep birlikte göreceksiniz, hep birlikte hissedeceksiniz. Ben size şunu söylüyorum. Sadece oy vermek yetmez. Bundan sonra memnunsanız, bu iktidar değişsin istiyorsanız, bu ülkeyi Ömer gibiler, Özgür gibiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin pırıl pırıl milletvekilleri, yöneticileri, gençleri yönetsin, yüzümüz gülsün istiyorsanız hep birlikte çalışacağız. AK Partili'yi, MHP'liyi hep birlikte ikna edeceğiz. Adım adım yürüyeceğiz. Bugün dünden iktidara daha yakınız. Yarın bugünden daha yakın olacağız. Hep beraber çalışıp hep beraber başaracağız. Burada geçmişte bu partiye hizmet etmiş belediye başkanlarımızın çok değerli aileleri var. Her birisi bu partide çok önemli hizmetleri olan ve bugün Bornova Belediyesi'nin açılışını yaptığı ya da temelini attığı bir merkezin, bir hizmetin ismiyle bundan sonra anılacak kıymetli aileler, hepsine rahmetli babalarının, annelerinin şahsında bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi açılış törenine geçmek üzere. Kim geliyor Ömer'cim? Buyurun.
Birazdan. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Önce bir hediye takdimimiz olacak Sayın Genel Başkanım. Tüm Bornovalı hemşehrilerimiz adına Sayın Genel Başkanımıza, Belediye Başkanımız Ömer Eşki bir hediye takdimi. Sevgili Bornovalılar, bildiğiniz gibi Bornova'da bir Homeros tartışması yaşandı. Sadece ülkemizin değil, dünyanın da en büyük değerlerinden birisi Homeros. Onun isminin değiştirilmesi önerildi. Biz de Batı edebiyatının ve medeniyetinin en büyük simgelerinden biri olan Homeros'un sonsuza kadar bu topraklarda yaşayacağını ve buradan tekrar dünyaya anlatılacağını ifade etmek için sevgili Genel Başkanımıza Bornovalı şair Homeros'un bir ufak büstünü hediye ediyoruz. Bütün dünyaya da Homeros'u Cumhuriyet Halk Partisi ile anlatmaya çalışacağız. İzmir'imizin her yerinde biliyorsunuz yangınlar ciğerimizi yaktı. Ama biz tarihte olduğu gibi hep düştüğümüz yerden kalkmayı bilen Cumhuriyet Halk Partileriz. O anlamıyla bütün yanan ağaç fidanlarının yerine köylerimize bizler fidanlarımızı dağıtacağız. Simgesi olarak da bir tane genel başkanımıza sunuyoruz. Bu ağaçlarımızı, fidanlarımızı bütün ülkemize dağıttığımızın bir göstergesi olarak. Bir tane de sarnıca diktik bugün beraber. Bugün bir de genel başkanımıza beraber bir zeytin, bir incir, iki kutsal ağacımızı sarnıça diktik. Oraya da demin genel başkanımızın da söylediği gibi Mescid-i Aksa camimizin yanına fidanlarımızı diktik. Tüm Bornova'yı tekrardan yemyeşil ve meyveleriyle rengarenk bir hale getireceğiz. Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarken güvendiği iki tane güç vardı. Bir tanesi Türk milletinin vicdanı, diğeri de belindeki beylik tabancasıydı. O tabancanın bir maketini Cumhuriyet düşmanlarına karşı dimdik duran Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına huzurlarınızda takdim etmek istiyorum. Tabii Cumhuriyet düşmanlarına karşı dimdik duruyoruz ama Atatürk'ün beylik tabancasını belimizde değil bu camakenin arkasında tutacağız. Atatürk'ün sözünü tutacağız. Yurtta barış, dünyada barış demeye devam ediyoruz. Temsili açılışımızı gerçekleştirmek üzere Sayın Genel Başkan Yardımcılarımı, belediye başkanlarımı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın İl Başkanımız, ilçe başkanımız ve de kıymetli ailelerimiz de buradalar. Aydın Erten'in, Gültepe Belediye Başkanımız, devrimci Aydın Erten'in kızı burada. Pardon, Enver Salih Dinçer'in kızı burada. Kağıthane Belediye Başkanımız Celal Altınay'ın oğlu burada. Celal Altınay'ın. Vedat Dolakay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın rahmetlinin oğlu burada. Gültepe Belediye Başkanımız Aydın Erten'in yeğeni burada. Sevgili Genel Başkan Yardımcılarımız ve Belediye Başkanlarımız burada. Bornova'da açtığımız ve temelini attığımız 18 tane tesisin
kurdelesini hep beraber kesiyoruz. Evet efendim, Bornova'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Doğu, batı, kuzey, güney yok ayrı gayrı. Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvence... Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli İzmirliler, 40 yıl önce Sayın Genel Başkanımız 11-12 yaşındayken Bornova'ya öğrenci olarak gelmişti. 40 yıl sonra Bornova'da genel başkanımız olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önceki belediye başkanımız da bal mezunu. Özgürdür, özeldir herkes bu evde. Yerelde iktidar, sıra genelde.